İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi sizi Sedir Ağacı Yandığında konulu konferansa davet ediyor. COP 29 öncesinde Yerevan'da Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması talebiyle eylemler düzenlenecek. Armenosit Müze Enstitüsü bir bildiri yayınladı. Madenataran'da yeni el yazması katmanları ortaya çıkacak. Arman Tatoyan ve Geyham Stepanyan, Artsakh Piskoposluğu lideri ile Artsakh Ermenilerinin haklarına ilişkin konuları görüştü. Ahalkalak'ta kızamının yayılması durum nedir? Ankara tarafından Yerzinka Erzincan'ın Ermeni tarihini çarpıtmaya yönelik bir girişimi daha. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, Ermeni Gazileri ve Destekçileri Ulusal Derneği, Fransalı Ermeni Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği, Yurtsever Birlikler ve Tarihi Hafızanın Korunması Delegasyonu, sizi Sedir Ağacı Yandığında konulu Orta Doğu'daki durum hakkındaki konferansa katılmaya onurla davet ediyor. Konferans 30 Ekim 2024 tarihinde saat 16'da Antibjörnle Pen Şehitler Evi'nde gerçekleşecek konferansa Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan da katılacak. Tören protokola uygun şekilde gerçekleştirilecek. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Gehamı Sepanya'nın Kasım 2024'te Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29 öncesinde Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Facebook paylaşımı dünyanın farklı ülkelerinde acilen önlem alınması için eylemler başlatıldı. Bu eylemlere yanıt olarak bu yıl 11 Ekim günü saat 11'de Birleşmiş Milletler'in Doğu Ermenistan Ofisi, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Fransa Cumhuriyeti Büyükelçilikleri önünde eylemler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Doğu Ermenistan'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine de aynı talep mektupları aracılara iletilecek. Girişme Doğu Ermenistan'dan emekli insan hakları savunucuları Yuri Hayrabetyan, Ruben Melikyan, Artak Bekleryan, Arman Tatoyan ve Larisa Alavertyan katıldı. Doğu Ermenistan'daki Birleşmiş Milletler Ofisi'nden başlayacak olan eyleme katılımınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Artsak insan Hakları Savunucusu Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi anma kompleksinin temel onarımına yönelik çalışmalar Doğu Ermenistan Cumhuriyeti devlet bütçesinden 743 milyon dram ödenekle başlıyor. Armenosid mağdurlarının 110. anma töreni dikkate alınarak anıt kompleksinin faaliyetleri aksatılmadan çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk etapta drenaj ve sulama sistemlerindeki sorunlar çözülecek. İkinci etapta ise Müze Enstitü'nün revizyonu 2025 yılının ortasında başlayacak. Arminosit Anıt ve Müze tadilat boyunca ziyaretçilere açık olacak. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Öğrenim ve Bilim Komitesi tarafından sağlanan hibe çerçevesinde Madenataran El yazması kitap minyatür ve mektup kapaklarının tasarımında kullanılan metal unsurları ve bunların miktarlarını saptayan X ışını floresans analiz cihazı ekipmanı satın aldı. Böylelikle madenataranın gelişme stratejisinin önemli hükümlerinden biri yani yazmaların içerik tanımı dışında dış tasarım bileşenlerinin yani değerli ve yarı değerli metaller ve taşlar bilimsel bir açıklamaya tabi tutulması hayata geçirilecek. Cihazın yardımıyla el yazmaları veri tabanı genişletilecek ve tamamlanacak. Bu da el yazması çalışmalarına yeni bir kalite kazandıracak. Cihazı kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla yeni oluşturulan madenataran el yazmaları biyokimyasal araştırma grubunda eğitim kursları düzenlendi. Tatoyan Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Arman Tatoyan, Artsak İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan ile birlikte Artsak Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğunu ziyaret etti. Burada Piskopos Abrahamyan'la bir görüşmede bulunuldu. Toplantıda Artsak Ermenilerinin haklarına ilişkin konular görüşüldü. Artsak'ın manevi ve kültürel miraslarının korunması konuları ele alındı özellikle Bakü'nün kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Ermeni kültürel mirasına yönelik tehditler konusunda uluslararası toplumu bilgilendirmek amacıyla daha fazla işbirliği konuları tartışıldı. Ahalkalak Belediyesi'nde 2024 sonbaharında okulların açılmasının ardından akut, viral ve bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başladı. Müdürlere göre durum giderek iyileşiyor ancak bazı okullarda hala çok sayıda devamsızlık var. Bir nolu okulda kızamık görülme sıklığı aynen mevsimsel grip gibi sık görülüyor. İki nolu okulda kızamık vakaları azaldı ancak bazı sınıflar karantina nedeniyle bir hafta süreyle kapatıldı. Üç nolu okulda az sayıda kızamık vakası görülüyor. Dört numaralı okulda devamsızlık azaldı, kızamık hastaları karantinada genel olarak durum iyileşiyor. Ankara bir kez daha Yerzinka Erzincan'ın askeri tarihini kendi versiyonunu sunarak tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor. Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Yerzinka Erzincan Şubesi üyesi Taner Özdemir'in yaptığı araştırmada Yerzinka'nın savunma hattının Şahap Paşa önderliğinde güçlendirildiği iddia edilerek kentin hayati askeri rolüne vurgu yapılıyor. Ancak gerçek tamamen farklıdır. Yerzinka dini, kültürel ve ekonomik önemiyle bilinen eski bir Ermeni şehriydi. Geleneğe göre Büyük Dırtat Krikorlu Savor in Hristiyan inancını açıkça ifade etmesiyle burada Anahit Tapınağı'nda karşı karşıya geldi. Kentte beş Ermeni kilisesi bulunuyordu. Bunlardan en ünlüsü Krikorlu Savor kurduğu Aziz Nişan Kilisesi'ydi. Bu kilise Hovannes Yerzinkatsi'nin son dinlenme yeri olması açısından da önemliydi. Yerzinka Ermenileri özellikle 1895 ve 1915 katliamlarında ağır kayıplar verdiler. 1895'teki pogromlar sırasında Türk yetkililerin kışkırtmasıyla yüzlerce Ermeni öldürüldü ve 1915'teki soykırım Armenosit sırasında Ermeni nüfusu Kamah Boğazı'nda zorla yerinden edildi ve çoğu öldürüldü. Büyük soykırım Ermenistan'dan sağ kurtulan yerzinkallar ve onların torunları dünyanın dört bir yanına dağılarak Sovyet Ermenistanına, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fransa'ya ve başka yerlere sığındılar. Bugün Türkiye, Şahap Paşa'nın liderliğini öne sürerek ve savunma hatlarını güya güçlendirerek bu tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor. Ancak bu tür argümanlar Ermeni tarihi gerçekliğini gizlemeye ve unutmaya yöneliktir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.